Canlar, hoş geldiniz. Bambaşka bir konuyla karşınızdayım arkadaşlar. Solucan gübresini bitkimize deneyeceğiz. Mum çiçeğim var. Mum çiçeğimizin dibine uygulayacağız arkadaşlar. Yalnız bununla ilgili birazcık bir araştırma yaptım. Ne gibi faydaları var, ne gibi zararları var. Onlardan biraz bahsedelim dostlar. Kırmızı solucan gübresi. %100 organik gübre arkadaşlar. Bu ürün... Yaklaşık 1 kilogram var herhalde. Yazıyorum bir yerinde. Şöyle bakıyorum. Yazmıyor. Ne kadar aldım? 3 liraya aldım arkadaşlar. Arkadaşlar orkide hariç bütün çiçeklere gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Eğer orkideye kullanırsanız sabaha çiçeğiniz ölmüş olur arkadaşlar. Şimdilik bu nasıl bir gübre? Şuradan şöyle bir yırtayım. Göstereyim arkadaşlar. Bakın böyle. Yani aslında kıyılmış şeye benzer, böyle inek gübresi gibi, inek gübresine benzer dostlar. Böyle bir yapısı var. Peki neye faydası var arkadaşlar? Hemen şöyle liste yaptım. Listeden okuyacak olursam toprağın mikrobiyolojik zenginliğini yeniden oluşturur. Faydalı mikroorganizmaları stabile eder. Topraktaki mikroorganizmaları daha aktif hale getirir. Toprağın su hava dengesini iyileştirir. Toprak parçacıklarının birbirine kenetlenme ve gücünü ve gözeneklerini arttırır, çözünür, mineral maddeleri ve nemi iyi tutar, sulama miktarını %40 azaltır, toprağın rengini koyulaştırdığı için toprağın ısısını arttırır. Dostlar, bitkinin yaşamını daha uzun süre devam ettirmesi için ek bir C2 kaynağı oluşturur, bitkiyi besleyici, madde rezervlerine toprağın doğal verimliliğini arttırır. Kimyasal gübre ve tarım ilacını kullanımıyla meydana gelen zararlı etkileri ortadan kaldırır. Yer altı ve yer üstü su kaynaklarını, atmosferi ve toprağı kirletmez. Doğal solucan miktarını arttırır. Topraktaki solucanın çoğalmasını arttırır. Ekim alanlarını her yıl farklı ekme zorunluluğu ve külfetini ortadan kaldırır. Temel vitaminler, amino asitler, enzimler, hormonlar ve büyüme uyarıcılarıyla tam bir dengeli beslenme sağlar. Hastalıklara karşı bağışıklığı artırır. Bitkiye toprak stresine zararlı değişken iklim şartlarına karşı direnç kazandırır. Hızlanan ve artan tohum canlılığını uyarma ve çabuk köklenmeyi geliştirir. Bitkinin gelişimini hızlandırır ve kaliteli ürün artışını sağlar. Hastalıklı bitkiyi hızla iyileştirir. Zararlı maddelerin, hastalık yapan organizmaların hasar verdiği hücreleri hızla kurtarıp eski haline getirir. Ticari bitki üretiminde %30 daha verim sağlar dostlar. Bunun faydaları bu şekildeymiş. Hadi gelin bir de bizim şeyimizin, mum çiçeğimizin dibine uygulayalım. İlerleyen zamanlarda gerçekten faydası oluyor mu olmuyor mu? Eğer oluyorsa sizinle paylaşırız dostlar. Arkadaşlar benim mum çiçeğimin dibinde hemen şu dikkatinizi çekebilir. Metal demir eksikliğini karşılasın diye arkadaşlar. Şimdi burası ya normalde bunu toprak değişimiyle birlikte yapsak aslında işin açığı daha güzel olur ama şu an için toprağını değiştirmeyeceğim. Toprağını değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Biraz da karışım vereyim. Karıştıracağım. Evet, şöyle güzelce. Toprağıyla birlikte zamanla da suyu dökünce karışacak. Aslında bunun saksısını da yenileme zamanı geldi dostlar ama uygun bir zamanda saksısını da yenilemem lazım. Kökler de böylelikle dışarıya çıkmış oldu. Çıksın bakalım. Birazcık da suyumuzu dökelim. Evet arkadaşlar. Şimdi suyumuzu da şöyle döktük arkadaşlar. Bakalım görelim. Daha sonra ne gibi etkisi olacak arkadaşlar. Peki dostlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Esen kalın canlar.